Şimdi şunu hemen ifade edeyim. Son zamanlarda bildiğiniz gibi biraz pandemi yavaşlıyor hissi doğunca düğünler, dernekler ve bir de bunun yanında cenazeler de katıldı. Birçok yerden bu konuda talepler geldi. Hiçbirisine gitmedim. Genel tavrım buydu. Genel dediniz. Yani da hiçbirisine gitmedim, gidemedim. Hatta yani bugün artık buraya gelmeye karar verince benim neredeyse bir ay önce bir aile büyüklerimden birini kaybetmiştim. Buraya gelmeden önce onlara gidip bir başsağlığı diledim ama bir ay sonra diledim. Onun için bunun ben böyle anlaşılmasının bu bir tercih oldu. Bunu iyi oldu diyen de olabilir, kötü oldu diyen de olabilir ama şu bilinmeli ki bu bir art niyetten kaynaklanmıyor. Tamam, speküle edilecek bir perde arkası yok. Değil. Temel Bey, ben bununla ilgili bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Eren'den sözü almış olayım. Siz dediniz ki ben çok memnun oldum. Hatta daha öncesinde açılmasını da biz hep isterdik. Biliyoruz. Rahmetli Erbakan'ın da hep böyle bir isteği olduğunu da biliyoruz. Bunun bugün yani 2020 Türkiye'sinde açılabilmesiyle ilgili bir yani ne demek istersiniz? Mesela Refah Partisi'nin iktidar olduğu dönem maalesef Türkiye'de askeri vesayetin bir kılıç gibi iktidarın tepesinde evet, sallandığı bir dönemdi. O dönem herhalde böyle bir şey parti kapatma sebebi olurdu. Hatta darbe sebebi dahi olabilirdi. Kesinlikle. Dolayısıyla yani o dönemlerden 90'lardan aldığımızda Türkiye'de evet bugün birçok sorun var. Siz bunlara işaret ediyorsunuz, muhalefet ediyorsunuz. Ama askeri vesayetle mücadele konusunda çok önemli bir rol aldık. Ve dün Ayasofya'nın cami olarak yeniden kapılarını açması da bunun önemli bir göstergesidir mi dediniz? Ne hissettiniz yakın siyasi geçmişinize baktığınızda? Yani şimdi burada hissiyatlarımızı gündeme getirmeye kalkınca ben ister istemez yani bir siyasetçi olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın belli bir süredir bu konuyla ilgili olan fikirlerini bildiğim için böyle bir kararın aniden alınması bende de ya niye, neden şimdi? Yani düne kadar başka gerekçelerle açılmadığını ve açılmasının doğru olmadığını ifade ederken birdenbire ani bir kararla biz bunu açıyoruz demelerini tabii herkes buna mana yükler. Biz de zihnimizde yükleriz. Ama dediğim gibi ben böyle bir konuda özellikle de tasvip ettiğimiz bir konuda böyle bir kararın alınmış olmasını teşekkürle karşılıyorum. Şimdi bazı zihnimden geçen aklıma gelen konuları da söylersek şimdi biz bunu hafifletmeye alınan kararı değersizlendirmeye yönelik bir takım ifadeler kullanmam gerekebilir. Bunu da doğru bulmuyorum şu anda. Yani çünkü akla şu geliyor. Düne kadar kesinlikle olmaz. Biz deli miyiz? Bize karşı dışarıda büyük bir tepki doğarken doğacağını bildiğimiz halde böyle bir adım atmaya benzer ifadeler kullanılırken birdenbire böyle bir kararın alınması herkesin aklına şunu geliyor. Acaba yeniden bir seçime mi gidiyoruz? Yani bir seçim hamlesi mi sorusunu da sorduruyor. Ama dediğim gibi ben müsaade ederseniz bu konuda bunu siyasi bir polemiğe çekecek ifadeleri kullanmayı doğru bulmuyorum. O zaman şöylesin. Alınan kararı çünkü ne olursa bu karar bizim için önemli. Biz 50 yıldır siyasi hayatta var olduğumuzdan itibaren Ayasofya'nın açılmasının isabetli bir karar olacağını düşündük ve söyledik. Hangi gerekçelerle, hangi sebeplerle olursa olsun bugün hükümetin böyle bir kararı almış olmasını biz tebrik ediyoruz, teşekkürle karşılıyoruz. Sizce Refah Yol döneminde böyle bir karar alınsa ne olurdu? Alınamazdı ki çünkü ortaklarımız vardı. Bizimle beraber böyle bir karar almaya yönelemezlerdi. İki, bizim önümüz her zaman farklı gerekçelerle kesildi. O gerekçeler o kararı alan önümüzü kesmeye kalkanların esas gerekçesi değildi. Sırf bizim önümüzü kesmek için alınan kararlardı. Yani ister 71 muhtırasını düşünün, ister 80 ihtilalini düşünün, ister 28 Şubat'ı düşünün.
bundan sonraki konularda da hakikaten hükümetler üzerinde ve özellikle bizim üzerimizde ciddi bir baskı vardı. Bizim üzerimizdeki baskının sebepleri farklıydı. Bunu bizim üzerimizde baskı kuranlar anlayamadılar. Çok açık ve net söylüyorum. Bizim fikirlerimiz bizi anlamayanları farklı bir şekilde etki altına alarak bize karşı kullandırdılar. Yoksa orduyla bizim bir problemimiz olmadı ki. Niye ordu bize sık sık tavır koydu? Niye biz hapse girdik? Niye 28 Şubat'ı yaşadık? Ama bizim bir idealimiz var. Biz Türkiye'nin hakikaten hem Orta Doğu'da hem de dünyada etkili bir ülke olmasını arzu ediyoruz. Bu ülkede yaşayan insanların mesut olmasını, dünyada da yine huzur olmasını arzu ediyoruz. Bunun gerçekleşmesinin de Türkiye'deki uygulanacak politikalarla sağlanacağına inanıyoruz. Bir taraftan işte hukukun üstünlüğünden, ahlaki değerlerden alın, öbür taraftan sanayileşmeye, güçlenmeye, üreterek büyümeye yönelik bir Türkiye. Arkasından da şahsiyetli bir dış politika. Biz güçlü ülkelerin etkisinde kalmadan bir dış politika uygulamayı benimsedik. Dış güçler buna razı olmadılar. Ne demek? Şahsiyetli dış politika, bizim etkimizde kalmayacaksınız. Bizim menfaatlerimiz ne olacak? Siz kimsiniz dediler. Farkına varmadan Türkiye'deki etkili çevreleri harekete geçirdiler. Niye? Ya bunlar gericidir. Bunların bu söylediklerine bakmayın. Bunların derdi başka. Derdi başka olacak da ne olacak ki? Yani onun ben için arkadaşların sözünü almak istemiyorum ama ordu bize karşı değil de aslında dediniz. Yani o zaman sizce mesela ordunun üzerine bu dış güçler, özellikle İsrail mi baskı yapıyor da etkiliyor? Ya şimdi İsrail o noktada, İsrail doğrudan doğruya bu işlerin içine girmez. Hep dolaylı girer. Genelde Amerika'yı kullanır. Yani İsrail'in politikası doğrudan doğruya ülke politikasını etkilemeye yönelik değildir. Amerika onun namına iş yapar. Avrupa onun namına iş yapar. Ve maalesef yani düşünün hakikaten 28 Şubat döneminde Erbakan Hoca'nın nezaketini düşünün. Bütün baskılara rağmen. Daha sonra o dönemin askerlerine karşı yürütülen politikalarda Erbakan Hoca'nın tavrını gene düşünün. Bunlar iyi insanlardır. Bunlar aslında askerler, memleketini severler. Ancak yanlış yönlendiriliyorlar. Yanlış bilgilendiriliyorlar. Söylediği bundan ibaret.